Herkese tekrar merhabalar. Bugün 8 Mayıs 2021 günlerden cumartesi. Öncelikli olarak DV 2022 çekiliş kazananları kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Eğer Amerika'daysanız yasal bir statünüz varsa öğrenci olabilir, yatırımcı olabilir ve Amerika'da kalarak statünüzün yeşil kart statüsüne çevirtilmesi noktasında sormak istediğiniz soru veya sorular noktasında benimle direkt irtibata geçebilirsiniz. Bu yayının altında nasıl irtibata geçeceğiniz noktasında e-mail adresim ve telefonumu paylaşacağım. Diğer taraftan bu yayının konusu başlıktan anlaşılacağı üzere konsolosluklardaki son durum nedir? Tabii yapmış olduğum birkaç yayında ifade etmiştim. Özellikle Amerikan vatandaşı kişilerin eşlerine yapmış olduğu 21 yaşının altında evli olmayan çocuklara ve anne babalarına yapmış olduğu başvurularda her ne kadar Ankara Amerikan Konsolosluğu full kapasite çalışmasa da işlem yaptığını ki ben bu durumu tecrübe eden birisi olarak paylaşımlarda bulunmuştum. Şu an itibariyle ki şu an hani Türkiye'deki bu kapanma sebebiyle ayın öyle zannediyorum ki 17'sine kadar da konsolosluk herhangi bir şekilde işlem yapmıyor. Fakat sonrasında kuvvetle muhtemel bu bahsettiğim kategorilerde yani Amerikan vatandaşı kişilerin yakın akrabaları diye ifade edilebilecek saymış olduğum bir 3 kategoride işlem yapıyor, vize görüşmesi yapıyor ve sonrasında vizeleri de veriyor. Bunu bilmenizde fayda var. Diğer taraftan yine konsolosluğun yapmış olduğu bir bildiri vardı. Özellikle bu yaza özgü J1 Work and Travel vize vermeyeceğini ama tekrar ediyorum bu yaza özgü. Bu demek değil ki bundan sonrasında bir şekilde J1 vize veya Work and Travel bekleyen kişilere vize verilmeyeceği. Hayır, bu yaza özgü tamamen Covid sebebiyle vize verilmeyeceği noktasında bir paylaşımda bulunmuştu. Diğer taraftan DV 2021. Tabii kazananlar konsolosluklarda şu an itibariyle ki Türkiye'deki konsolosluklardan bahsediyorum. Herhangi bir şekilde Ankara Amerikan Konsolosluğu'nun bu noktada işlem yapmadığını bilmenizde fayda var. Evet, rahatsız edici, üzücü bir durum. Fakat şu an itibariyle konsolosluğun yapmış olduğu paylaşımda DV 2021 çekiliş kazananlara bakan yönüyle yeşil kart vize noktasında bir görüşme yapmadığını bilin. Buna ek olarak işveren sponsorluğu içerisinde görüşmelerinde yani işverenin sponsorluğu yeşil kart görüşme, vize görüşmesi konsolosluk şu an itibariyle yapmıyor. Son olarak yayını bitirmeden önce bilmenizi istediğim Department of State'in yani Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir paylaşım vardı. O paylaşımda özellikle Türkiye Bakan yönüyle seyahat noktasında sakıncalı ülke değerlendirmesi. Ama bu demek değildir ki yani Türkiye'ye gidişte bir yasak veya Türkiye'den gelişte vize sahiplerine uygulanacak olan bir yasak. Bunu bu şekilde yorumlamayın. Tamamen bir tavsiye niteliğinde Türkiye'deki artan Covid vaka sayısı sebebiyle böyle bir paylaşımda bulundu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri yayınları YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Sıklıkla paylaşımlarda bulunacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Bu vesileyle yarın Anneler Günü, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerinizin kıymetini bilin. Tekrar ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.